YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde künefe yapacağız. Buyurun yapımını görelim. 250 gram çiğ kadayıfı aldım. Gösterdiğim şekilde küçük küçük doğruyorum. Bunu doğramak biraz zor oluyor. Dilerseniz buzluğa koyup daha sonra buzlu buzlu elinizle ufalayabilirsiniz. O zaman daha pratik olur. Çok küçük doğramamız gerekiyor. Şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı suyu kaynatıyoruz. İçine bir parça limon ekliyoruz. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha kaynatıp ocağın altını kapatacağım. Evet, elimden geldiği kadar küçültmeye çalıştım. Çok küçük olması gerekiyor çünkü özelliği o. Serpilmesi lazım. Şöyle eriyen bir peynir kullanabilirsiniz. Dil peyniri olur, mozzarella olur. Dilerseniz kaşar peyniri bile kullanabilirsiniz. Tuzsuz olması şartıyla. Peyniri de yeteri miktarda şöyle 250 gram kadar dilimleyelim. Şerbetimiz kaynadı. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir yemek kaşığından fazla biraz tereyağını pekmezle karıştıracağım. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar pekmez yeterli gelecektir. Bu arada 4 yemek kaşığı kadar da tereyağını erittim. Hazır. Şu anda ocakta eriyor. Onu çiğ kadayıfa karıştıracağım. Evet. Bu karışımı isterseniz teflon tava kullanabilirsiniz veya künefe kapları kullanabilirsiniz. Altına sürmek için hazırlıyorum ki altı güzel kızarmış olsun. Evet. Yağımızı da eritmek için hazırladık. Eridi. Şimdi kadayıfın üzerine döktüm. Her tarafını bu tereyağına buluyorum. Bakınız böyle bu şekilde çok küçük küçük ince ince doğramak gerekiyor. Künefenin kadayıfını. Teflon tavada kullanabilirsiniz veya böyle künefe kabınız varsa künefe kabı kullanabilirsiniz. Ama teflon tavada da gayet güzel oluyor. Hatta bu kaplardan daha güzel oluyor. Ben bu kapları ilk defa kullanıyorum. Daha önce hep teflon tavada yapıyordum. Teflon tavada yaptıklarım daha güzel, daha düzgün oldu diyebilirim. Bu şekilde serpiştirerek kadayıfı o şekilde ekliyoruz. Çok fazla kalın olmamak şartıyla şöyle elimizle serpiştire serpiştire. Daha sonra yeteri miktarda peynir ekleyeceğim ama öncesinde bu şekilde sıkıca bastırmamız gerekiyor. Birbirine yapışması için çok iyi basmamız lazım. Daha sonra yeteri miktarda kenarlarından taşmayacak şekilde mozzarella veya Hatay peyniri veya kaşarda olur, hangisi varsa evinizde tuzsuz olması şartıyla kullanabilirsiniz. Bu şekilde yine serpiştiriyorum. Üzerine kapatacak kadar çok fazla kalın olmamak şartıyla. Ben altına fıstık da serpiştirdim ama zorunlu değil. Varsa evinizde kullanın, yoksa kullanmak zorunda da değilsiniz. Zaten peynirli yapıyoruz. Ama bazen dışarıda yediğimizde altına çok güzel böyle Antep fıstıkları serpiştirilince daha lezzetli olabiliyor. Ama varsa, yoksa gerek yok. Elimden geldiği kadar sıkıca bastırmaya çalıştım. Bastırmak çok önemli. Diğerini de aynı şekilde altına pekmezli tereyağından sürüyoruz. Dediğim gibi ben çekimini yapmadım ama teflon tavada yaptım. Çok daha güzel oldu, inanın. Ben bu kapları yeni aldım, denemek istedim ama inanın teflon tavada yaparsanız çok daha başarılı bir sonuç elde edersiniz. Şöyle yeteri miktarda Antep fıstığı serpiştiriyorum. Dediğim gibi zorunlu değil, ara katına da serpiştirebilirsiniz. Şöyle yüksekten serpiştire serpiştire bastırmadan daha sonra bastırıyoruz. Yüksekten serpiştirince daha orantılı bir şekilde. Evet, bu şekilde bastıralım. Çok sıkı bastırmamız gerekiyor.
Ben az ölçülü yaptım. Siz dilerseniz büyük bakır tepside yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu kapları denemek amacıyla yaptım. Ama dediğim gibi bence teflon tavada daha başarılı olmuştum. Evet. Tekrar üzerine serpiştirelim. Kalanına. Evet. Diğer kapla da bastırabilirsiniz. Ve bir bardakla bastırabilirsiniz. Evet, elimden geldiği kadar güçlü bir şekilde bastırmaya çalıştım. Dediğim gibi burası çok önemli. Bastırmak gerekiyor ki böyle kalkmasın piştiği zaman veya şerbeti döküldüğü zaman. Evet, şimdi artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Düzeltelim. Ocağın orta gözünü aldım. En kısık ateşte. Arada çevire çevire. Bu şekilde pişiriyorum. Dediğim gibi ben teflon tavada yaptığımda çok daha başarılı olmuştum. O zaman çekimini yapmamıştım. Diğerini de çevireceğimiz tarafı da tekrar kızarsın diye aynı şekilde. Tavayı da yağlıyorum ki yapışmasın diye. Evet. Bu şekilde oldu. Tekrar altını yağlıyorum. Altını da yine en kısık ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Bu şekilde. Evet. Dediğim gibi siz teflon tavada yapın. Bu alüminyumlar biraz yapışabiliyor. Ya da peynirini fazla katmamak gerekiyor. Çok da fazla abartmadan. Evet, bu şekilde pişirebildim. Şimdi soğuk şerbeti sıcak künefenin üzerine döküyorum. Afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.